Sayın izleyiciler, Oksijen Stüdyolarında yine sizlerle birlikteyiz. Bu kez stüdyomuzda Beyköy Beytepe Mahalle Muhtar Adayı Sayın Sezgin Keleş'i ağırlıyor. Sezgin Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yayınımız başladı ve yerel seçimlere doğru artık hem siyasi partilerin adaylarını hem de mahalle muhtarlarını stüdyomuzda ağırlayacağız. İlkinde sizler başlamış oluyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Evet Sezgin Bey, önce halkınıza, vatandaşlarınıza Sezgin Keleş kimdir denildiğinde ne söylemek istersiniz? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sezgin Keleş, ben Sezgin Keleş. 1974 Düzce doğumluyum. Düzce Ticaret Lisesi mezunuyum. Evli ve 4 çocuk babasıyım. Beyköy Beytepe Mahallesi'nde TOKİ konutlarında oturmaktayım. Buraya ilk yerleşen ailelerden birisiyim. Buradaki okulda çocuklarımız okula giderken bir dönem ben, bir dönemde eşim okul aile birliği başkanlığı görevinde bulunduk. Şu anda da Beyköy TOKİ Camisi'nde cami dernek başkanlığını yürütmekteyim. Camimizin başkanlığına geçtiğimiz zaman bir şadırvanı yoktu, bir abdesthanesi yoktu, çay ocağı yoktu, çevre düzenlemesi yoktu. Evet. Biz geldik, oradaki belediye başkanımız olsun, valimiz olsun, herkes yardımcı oldu. Hep beraber camimizin ihtiyaçlarını yaptık, çevre düzenlemesini yaptık. Şimdi çok güzel. Sonuç çok güzel oldu. Herkesin takdirini topladık. Belki bunlar sizi, yani bu sorunlarla iç içe olmak belki sizi muhtar olmaya doğru yöneltti. Evet. Ya da başka unsurlar da var mı bilmiyorum ama muhtarlığın için aday oldunuz. Ben şimdi Düzce Oksijen Reklam'da imalat ve montaj sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Görevim icabı bütün belediye başkanları, İlçe belediye başkanları, il belediye başkanı, idari mülki amirler, sayın valimiz de olmak kaydıyla herkesle diyalogumuz iyi. Bu diyaloglarımızı komşularımız için de kullanmak istiyorum. Evet. Çok komşularımız için de çok ihtiyacı olan insanlar var. Hasta olanlar var, sakat çocuğu olanlar var, evli olanlar var, boşanmış olanlar var, eşi ölmüş olanlar var, dul kalmış olanlar var. Çok ihtiyaçlı insanlar. Bunların elinden tutmak istiyorum. Bunların hepsine devletimizin imkanlarından faydalandırmak istiyorum ben. Evet, çıkış noktanız ben bir anlamda bu oldu. Evet. Sezgin Bey, aslında hem sizin kimliğinize baktığımızda hem de yaptığınız işlere baktığımızda kişilik olarak zaten çevrede tanınan birisisiniz. Evet, severler beni, Allah razı olsun. Evet. Ama bu arada yaptığınız iş nedeniyle hem de STK ile iç içeseniz bu cami derneğinden ötürü. Yerel idarecilerle birliktesiniz zaten. İyi bir diyalog. Evet, çok iyi diyalog halindeyiz. Evet. Özellikle belediye başkanımızla, Beyköy belediye başkanımızla çok iyi diyalog halindeyiz. Bütün ihtiyaçlarımıza elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu bir avantaj olarak ortaya koymak gerekiyor aslında, değil mi? Evet. Muhtar dediniz zaten. Muhtar o yörenin belediye başkanıyla iyi çalışacak. Evet. İhtiyaçları belediye başkanına sunacak. Belediye başkanından çözüm bulamazsa daha yukarıya sunacak. Sonuçta çözümü bulacak yani. Doğru. Peki hemen aslında broşür hazırladınız ama bunu bu stüdyolardan, ekranlardan dile getirmek de çok önemli. Evet. Seçildiğiniz takdirde Beytepe halkına neler vaat edeceksiniz, neler vaat ediyorsunuz, neler yapacaksınız? Şimdi ben Beyköy'ümde, TOKİ'de özellikle son dönemlerde çok hırsızlık olayları oldu. Evet. Güvenlik kameramız yoktu. TOKİ'nin giriş ve çıkışlarına, mahallemizin giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası koyacağım diye söz vermiştim. Hı hı. Sayın Belediye Başkanımız bu ihtiyacı gördü, duydu. Şu anda bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Güvenlik kameralarını dikiyor. Allah razı olsun. Bizim için önemli olan belediye başkanı yapmış, Sezgin Keleş yapmış, Ahmet yapmış falan fark etmez. Önemli olan bu ihtiyacı gidermek. Daha sonrasında TOKİ yönetimiyle vatandaş arasında çok gerginlikler oluyor. Genelde bu gerginlikler hep olur. Yani site yöneticileri olsun, apartman yöneticileri olsun. Sanıyorum bununla ilişkin bir projemiz var. Şimdi 2020 yılında TOKİ yönetiminin süresi doluyor. Hemen bir sene sonra. Evet, bir sene sonra. Süre dolduktan sonra TOKİ yönetimi gidecek. Buraya gönüllü insanlarla yani TOKİ'nin içinden oturan, bu ihtiyaçları gören, duyan, bilen, karşılayabilecek insanlarla gönüllü insanlarla bir yönetim kurup bu yönetimi TOKİ'nin idaresini ele alacağız ve aidatları, yani insanlarımıza çok
mali, maddi yük olmayacak şekilde en minimum seviyeye indireceğiz. Peki o zaman şekilde... bir kıyaslama yapalım. Şu anda rakam nedir? Siz şu anda 65 lira evet. Zam gelecek. Zam gelmedi. 65 lira şu anda. Ama biz bunu en az 30 lira, 35 lira civarlarına kadar düşüreceğiz. Yani bu sözü vermiş oluyorsunuz. Tabii veriyorum, evet. Bu bir taahhüttür aynı zamanda. Tabii taahhüttür. Evet. Ben zaten dağıtmış olduğum insertlerde ne yazıyorsa bu benim taahhütümdür. Herkes bana seçimden sonra seçilirsem Allah izin verirse bunları gelip tek tek sorabilir. Evet. Bu benim namusum, şerefimdir, sözümdür yani. Evet. Hepsini dile getirdiğim her şeyi yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Bu verilen sözlerin yerine getirmesi gerçekten de çok önemli. Evet. Tabii bölgemizde, mahallenizde öncelikli olarak öne alınması gereken çocuklar ve gençler. Evet, evet. Buna ilişkin bir proje geliştirdiniz mi? Şimdi çocuklarımızın oyun alanları yok. Oyun oynayacağı bir park. Hı-hı. Aileleriyle birlikte gelebileceği, çay içebileceği, aileler otururken çocukların oynayabileceği, evet. Etrafı kapalı, çerçeveli, etrafı çevrilmiş bir parkımız yok. Bu şekilde bir park yapmayı düşünüyorum. İçinde yetişkin insanların da spor yapabileceği, spor aletlerinin olduğu bir park yapmak istiyorum. Böyle bir yeri de bulduk. Belediyemizin bir yeri var. Hemen TOKİ'mizin yanında. Burayı değerlendirmek istiyorum. Yapacağım buraya da. Peki tabii çocuk ve gençler dedik ama yöre halkı sadece bunlardan bu ibaret değil. İbaret değil. Evet. Yaşlarımız var, yaş hastalarımız var. Evet. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Şimdi genelde zaten emekli insanlar oturuyor burada. Evet. Bunlar işte yaşlarından dolayı işte yürüyemeyen insanlar var, hasta olanlar var, yatalak olanlar var, sakat çocuğu olanlar var. Evet. Bunların hepsini tek tek bulacağız. Devletimizin imkanlarından yararlandıracağız. Olmadı, yetmedi. Yardım etmek isteyen insanlar var. Güvenilir insan arıyor bu insanlar. Güvenilir insan benim. Ben bu güvenilirliğimi kanıtlayacağım. O insanların, evet. Bu insanlara yardım etmesini sağlayacağım. Bu arada aracı olacağım yani. Çok güzel. Aslında ben broşürünüzü inceledim. Çok önemli mesajlar var burada. Evet. Tabii süremiz biraz aslında buna el vermiyor. İlerleyen günlerde bunları çok daha sıkça dile getirebiliriz. Ama bir madde çok dikkatimi çekti. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Evet. Düzce özellikle tarımsal alandaki ürünlerle evet. Çok önde. Evet. Biliyorsunuz Düzce merkez olarak ot festivali yapıldı. Kabak şenliği falan evet, yapıldı. Evet, evet. Beyköy şey. Taraflarında da tarımsal ürün zenginliği ve çeşitliliği var. Evet. Mahallemizin ben içinde okudum, var. Yöresel ürünlerin satılmasına aracılık edilecekti. Evet, evet. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi bizim mahallemizin içinde hayvan bakan insanlar var. Evet. Tarımla uğraşan insanlar var. Şimdi TOKİ'de oturan insanlar da kimseyi tanımıyorlar. Evet, evet. Adam süt alacak bakkaldan alıyor. Peynir alacak bakkaldan alıyor. Ekşimik alacak, yağ alacak. Evet. Kimse kimseyi tanımadığından gidiyor bakkaldan alıyor. Nerede yetişiyor? Nasıl bir ürün olduğunu bilmiyor. Evet. Şimdi bizim mahallemizdeki insanları, bunu yetiştiren insanlarla, evet. Bunu TOKİ'deki insanlar, alıcı insanlarla, satıcı insanları birleştireceğim, buluşturacağım. Birbirlerine hem destek olacaklar hem de doğal ürün yemiş olacak vatandaşlarımız. Bu çok önemli evet. Aslında. Yani hem bölgedeki yöresel ürünün değerlendirilmesi açısından evet, olsun evet. Hem de onların satılmasından ötürü oradaki belde halkına ekonomik güç sağlaması açısından. Evet. Hem de belde halkıyla TOKİ halkı ya yani tabiri caizse öcü gibi bakıyorlar birbirlerine. Evet. Bu şekilde kaynaşmış olacaklar. Evet. İnsanız ya. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Biz de bunları kaynaştıracağız. Bu arada şöyle bir sözüm de var benim. Çeşitli etkinliklerle mahalle evet. Halkımızı ve TOKİ halkımızı birbirleriyle kaynaştıracağız. Aslında çocuk festivalleri olur bundan. Onu söyleyecektim. Sosyal ve kültürel evet. Etkinlikler buna biraz destek tabii olabilir. Tabii canım. Tabii. Evet. Bunları da vaatleriniz varsa görüyorum evet, zaten. Evet, yapacağız inşallah. Peki bir madde daha var. Yine bu yöresel ürünlerle ilişkili olan bir madde. Tarımdaki çalışmaların yaygınlaştırılacağı, oradaki tarım topraklarının değerlendirilmesi üzerine bu konuya neler söyleyeceksiniz? Şimdi insanlarımızın mahallede, TOKİ'de böyle bir şey yok da, mahallede oturan evet. İnsanlarımızın herkesin bahçesi var. Evet. Bu bahçeye işte yani aslında elinden ne gelirse... Yapılabilmesi için kendi toprağın ne olduğunu da bilmek zorunda çiftçilerimiz ve o bahçe sahibi olan kişiler. Tabii canım. İnsan orada ne yetiştireceğini biliyor zaten. Bu insanlar evet. Köyden gelmiş insanlar. Köylü insanlarımız. Köylü insanımız pancar yetiştirir.
Domatesini yetiştirir, biberini yetiştirir, her şeyini yetiştirir. Evet. Tavuğu olur. Ama bunun için bir önderlik yapmak gerekiyor, evet. Öncülük yapmak evet. gerekiyor. Ya insanlar bir şeyi sattığını gördüğü zaman, o evet. işin satıldığını gördüğü zaman, para ettiğini gördüğü zaman yapar. Yapmayan insan da bu işe yönelir. Yaparlar yani. Sezgin Bey, bir de şöyle de bakmak lazım. Sadece tabii ki mutlaka gelir elde edecek ama onun öncesinde doğal, sağlıklı ürüne konu onu yemiş olacak. Bu kadar olacak. Ya. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Ayağımızın dibindeki imkanlardan yararlanamıyoruz. Evet. İnsanları alıcıyla satıcıyı buluşturarak insanları teşvik edeceğiz yani. Doğru. Bu ürünleri yetiştirmeye teşvik edeceğiz. Bir de kendiniz için bir şeyler ister misiniz? Çünkü Düzce'de muhtarlıklara baktığımız zaman mesela belediye her mahalle muhtarına bir muhtar evi oluşturuyor. İçini donatıyor. İşte bilgisayardan vesaire malzemelerine kadar. Şimdi bizim başkanımız... Aslında sizde de eksiklik bu. Yani Beyköy tarafındaki mahalle eksiklik bu. Buna ilişkin bir çalışmanız olacak mı? Şimdi başkanımız bize... Yani kolay ulaşılabilir bir insan olacak mısınız? Evet, ben zaten... Ben her gün görülebileceğim. Her gün... Her gün kendi işime gitmeden önce her gün mahalleyi dolaşacağım. Mahalleyi dolaşırken eksikleri göreceğim. Mahalleyi dolaşırken vatandaşları göreceğim. Evet. Vatandaş da beni görecek. Bir eksiği var, bir ihtiyacı var söyleyebilecek. Gerekirse ben o gün işe gitmeyeceğim. Evet. Benim işim, öncelikli işim mahallem olacak. Muhtarlık olacak. Bir büronuz olacak yani. Büromuz şu anda bütün beldede, bütün muhtarların tek bir bürosu var. Evet. Beyköy beldesinin içinde, merkezde İçinde. Bir büromuz var. Yalnız bizim camimizin çağıracağı var. Evet. Burada biz işte ikram, para amacı gütmeden cami cemaatimize ikram veriyoruz. Çay yapıyoruz. Evet. Çorba, pazar sabahları çorba yapıyorduk. Bu sosyal ilişkileri geliştiriyor evet. aslında. Evet. Kişileri yakınlaştıran bir... Hiç görmedim çalışma. İnsanlar gelebiliyor. Pazar evet. sabahları mesela çorba yapıyorduk biz daha önce. Şimdi seçimlerden dolayı bu işi askıya aldım. Seçimlerden sonra devam edeceğim yalnız. Evet. İnsanları şey yapmak lazım. Böyle kaynaştırmak lazım. Yardımseverlik duygularını güçlendirmek evet, lazım. Evet, evet. Çünkü her aileye bunun olumlu yansımaları olur. Evet. Yani harbiden ihtiyacı olan insanı bulup evet. gerçekten ihtiyacı olan insanı bulup yani maddi durumu çok iyi olan insanlar evet. var ama çok sefer aldatılmış insanlar. Evet. Kandırılmış insanlar. Güvenemiyor insan. Yardım edecek güvenemiyor. Kimseye evet. kimseye güvenemiyor. Ben bana güvenebilecekler. Ben bunu kanıtlayacağım önce. Zaten bugüne kadar ki sizi tanıyanlar biliyor. Zaten bu alanda önemli bir faaliyetiniz var. Evet. Yapıyorsunuz bu sosyal yardımı. Evet, evet. Ben bunu muhtarlık kimliği altında daha kolay ve daha rahat yapabilirsiniz. Tabii. Daha ilerilere ulaşabileceğim. Evet. Zaten burada zaten amaç da hayırsever insanla buna muhtaç olan kişiyi yani. Buluşturabilmek, bu bir araya yani. Getirebilmek. Bitti yani başka. Bütün çözümler biter böyle. Evet. Bir araya getirdik mi bütün çözümler inanın biter yani. Doğru. Evet, evet Sezgin Bey ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Oksijen stüdyolarında mahalle muhtar adayı olarak sizi ağırladık. Beytepe mahalle muhtar adayı olarak sizi ağırladık. İlerleyen günlerde sohbetlerimiz devam edecek. Ama son olarak Beytepe halkına söylemek istediğiniz konular var mı? Ben her an ve şartta, her durumda ulaşılabilir bir muhtar olacağım. Telefon numaramı dağıttım, insertlerde yazıyorum. Buradan da söyleyebilirim. 7/24 telefon numarama ulaşılabilecek. Yani insanın başına iyi kötü derdi olur paylaşabileceğin, sevinci olur paylaşabileceği bir insan aradığı zaman bana ulaşacak. İnanın buna elimden ne gelirse, çevrem de dahil, çevremi de yanıma alarak elimden ne gelirse her şeyi yapacağım. Her şeyi yapacağım. Burada sonuçta halka hizmet, hakka hizmette. Ben bu hadis-i şeriften yola çıkarak bu işe baş koydum zaten. Evet. Yani halka hizmet ettiğim zaman Allah'ın rızasını kazanabileceğimi düşünüyorum. Kazanacağız inşallah. Bu yani. İnsanlar bana her zaman ulaşabilecek. Her ihtiyacında gizlilik esas alınarak demek. Yani ben şuna şunu yaptım, buna bunu yaptım demeden evet. insanların gizlilik esas alınarak yardımcı olacak. Yapınızla birlikte. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın Sezgin Bey.
Evet sayın izleyiciler, stüdyomuzda Beytepe Mali Muhtar Adayı Sayın Sezgin Keleş'i ağırladık. Kendisinin muhtarlığın için aday olduğunu ve muhtar seçildikten sonra Beytepe halkı için neler yapması, yapacağını düşündüğü projelerini de burada sıraladık. Hoşçakalın.